Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İlk uyarımız şu kanalımız zor günler geçirmekte. Bilmiyorum YouTube'da mı sıkıntı var, kanalda mı sıkıntı var ama anladığımız kadarıyla daha önce de yaşadığımız için bildiğimiz kadarıyla bazı şikayetler vesaire var. Bunları da engellemek için sizlerin yardımlarını rica ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Volkan Demirel Hatay Spor'un başında ilk antrenmanına çıkmış. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Bu verdiğimiz bu duyumun çıkması da bizi ayrıca sevindirdi. Fakat bugün gündem milli takım, milli maç. Biliyorsunuz milli takım, milli maç dediğiniz zaman aklınıza Stefan Kuntz geliyor. Stefan Kunz, Tolga Ciğerci, uzun boylu ve defansif yönü kuvvetli bir oyuncu. ve Adaları da uzun boylu oyunculara sahip. Bu yüzden onu seçtik. Aynı şekilde İsmail Yüksek de çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Dorukan ve Salih'in sakatlıklarının ardından onu buraya çağırdık diyor. Dorukan Toköz, hani Salih dedi de Salih Özcan sanırım. Mesela bugün daha doğrusu dün bir şey gördüm umduklarını bulamadılar diye. Ömer Faruk Beyaz şu Tutkart'tan kiralık olarak gittiği ikincilik ekibi Magdeburg'da 3 maçta toplam 49 dakika sahada kaldı. Bartu Elmaz Marsilya A takımıyla hiç maça çıkamadı. Sadece 4. ligdeki B takımıyla 3 maçta forma şansı buldu diye. Şimdi şunu bir hem fikir yani şunu bir hem fikir olarak hep birlikte tartışmaya açalım. Bizim gözümüzde kimse bakmaz. Yani bizim evlatlarımıza, bizim gözümüzde kimse bakmaz. Yani Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'da. Ama rakibe gittiği zaman sıradan gelecek vadeden bir topçu. Deneyelim bakalım vaat ediyor muymuş olur. İşte biz gençlerimize bunu anlatamadık. Arda Güler, şu anda Arda Güler Fenerbahçe taraftarına göre dünyanın en iyi futbolcu adayı. Ama başkasına göre bir de taş yerinde ağırdır derler. Yani bu atasözünü de ihmal etmemek lazım. Futbolcularımızın seçimlerine ailelerinin çok dikkat etmesi lazım. Açık ve net. Bu arada Fenerbahçe'nin rakibi Ren, bonservisi elinde olan, hatırlarsınız Galatasaray'ın Beşiktaş'ın 2'de 1'de dakika başı transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusu ekayı yani Çekayı kadrosuna katmış. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu. Geçen sezon Lille'de oynadığı 31 maçta 4 gol 1 asist yapmıştım. Tabi <laughs> Fransa Ligi'nde 22'sine kadar mıydı transfer sezonu? Tam ben hatırlamadım ama böyle bir durum var. Milli takımla ilgili de bazı şeyler var. İşte Emre Mor niye çağrılmadı? Berkan Kütlü çağrılıyor. Salih Uçan niye çağrılmadı? Şöyle böyle bir yerde gördünüz ne kadar doğru bilmiyorum. İşte Beştaş milli takıma futbolcu göndermeyeceği kararını falan açıklamış. Yani trolldür diye düşündüm. O yüzden hiç ciddiye almadım. Yani böyle bir şey olursa insanı hani artık şeyle suçlarlar. Vatan hainliği falan filan suçlarlar. Dikkat etmek lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Milli maçlar başladı. Fenerbahçe'de birçok şeyde şu anda gözümüz birçok şeyde. Fenerbahçe taraftarı olarak. Mesela Gözler Atilla Selay'de. Değil mi? Yani Fenerbahçe taraftarı olarak gözümüz Atilla salaydı. Açık söyleyeyim benim gözüm Atilla salaydı. ama sadece bizim değil. Çünkü Salah'yı bir kez daha Macaristan milli takım kadrosuna dahil edildi. Ve ülke formasıyla önce Almanya deplasmanı ardından İtalya evinde konuk edecekler. Bakın Almanya maçı ve İtalya maçı. Bu niye e, gözlerini niye Atilla salaydı? Şimdi anladınız mı? piyasa, vitrin, sağ elin, sağ avucun içinin kaşınması vesaire vesaire. Şimdi özellikle İngiliz scoutları Salah'ı izlemek için statta yerlerini alacak durumdalar. Alacaklarmış da. Hazır konumdalar. Ve Atilla Salah'ı Macar milli takımında bu zorlu iki maça çıkacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kim Mijii için kafayı taşlara vuruyorlarmış. Kafayı taşlara vuruyorlarmış. İşte biz bunu nasıl elden kaçırdık da şöyle böyle diye salaydı da kafayı taşlara vurmamak adına herkes dikkatli bir şekilde incelemeye geçmiş. Onu söyleyeyim. Şimdi başta flash sözler kısmı var. Ben kandırıldım dediği kısma çok takıldım. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı birçok kişinin hala aklında soru işareti olan Başçuay'ı Hollanda basında konuşmuş. Belçikalı golcü Chelsea ve Conte hakkında bir itirafta bulunmuş. Kandırıldım demiş. Şimdi Fenerbahçe 3,5 milyon euroya aldı. Aldı almasına. Ama geçtiğimiz sezon ülkemizde Beşiktaş forması giydim. 42 resmi müsabakada forma giydim. 14 gol 5 asistlik bir katkı sağladı. Fakat Fenerbahçe maçında özellikle Dinamo Kiev maçında son dakikalarda girip takımın gol yükünü çekmesi müthiş bir kredi sağladı. Yani Alanya maçında kaçırdığı bir gol var. Normal şartlarda Kiev maçında oyuna girip o golü atıp krediyi almamış olsaydı şu an yerin dibine sokuluyordu. Ama böyle bir şey var. Conte için diyor ki Conte sürekli kendisiyle çelişiyordu. Yani Conte gelişimle başlamak için beni aradı ve projesini anlattı. Diego Costa'nın yanında iki kişilik ön cephede oynamamı istedi. Buna inandım mı? Tabii ki inandım diyor. Çünkü Conte tüm kariyeri boyunca iki forvetle oynadı. Benim yanında olan Chelsea hariç diyor. Yani anlamıyorum diyor. Gerçek çünkü çok sık kandırıldım diyor. 2016-18'de Conte ile birlikte çalıştım. Futbol böyledir. Bazı teknik direktörler futbolcunun kaderini pozitif yönde etkilerken bazı teknik direktör hayatını kaydırabilir. Mesela Jorge Jesus. Aslına bakarsanız Jesus Fenerbahçe için büyük bir şans. Büyük bir gelir kapısı. Ve ben size şunu söyleyeyim. Jesus'tan Fenerbahçe'ye çok büyük bir gelir. Nedir hocam? Haberimizde. Detaylara geçelim mi? Geçelim geçelim susmayalım. Şimdi sport Toto Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar bence başarılı geçen bir dönem var Fenerbahçe adına. Ve Jesus'un başarısı sadece saha içinde kalmayacak gibi duruyor. Bakın sadece saha içinde kalmayacak gibi duruyor Jesus'un başarısı. Niye? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Jesus kariyerinde birçok yıldızı parlattı. Yüksek bedellere transfer olmasını sağladı. Ve bu başarısını Fenerbahçe'de tekrarlamak için aslında çok müsait bir ortam kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye özlenen havayı getirdi mi? Camiayı kenetledi mi? Camiayı tek bir e, kitle haline getirdi mi? Getirdi. Takvimin haberine göre herkesin övgü yarışına girdiği Portekiz Hoca'nın Fenerbahçe'ye katkıları saha içiyle sınırlı kalmayabilir. Çünkü Fenerbahçe'ye çok ciddi bir maddi kapı açabilir. Şimdi mesela ben Fenerbahçe'ye ben maddi bir kapı açacak olsam nasıl açarım? Şöyle Kanal büyür. Daha çok ürün satışı olur. Feneriyum'dan falan. Maddi bir kapıdır. Ama Jesus dolaylı olarak falan değil. Benim gibi. Doğrudan. Net. Oynatayım. Şuradan getireyim diye. Şimdi bakın arkadaşlar. Kariyeri boyunca bu adam Darwin Nunez'i, Di Maria'yı, Bruno Fernandez'i, Axel Witsel'i, David Luiz'i. Hani Birçok futbolcu bol sıfır ücretlere satmış bir adam. Şimdi Fenerbahçe'de şimdi yalansa yalan deyin. Ferdi Kadıoğlu Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Atilla Salay, belki Osay. Ama hani Osay'ı çıkarsak Crespo, Ferdi, İsmail Yüksek, Salai, e Jesus'la birlikte yükselişe geçen isimler. Değil mi? Yani bu isimler Jesus'ta yükselişe geçen isimler ve Jesus tedrisi altında bu isimler yaz transfer döneminde, belki devre arası transfer döneminde yüksek bedellere gidiyor, gidecek desem kimse itiraz etmez. Mesela Osay Samuel şu an bal yapmayan, hala bal yapmayan arı konumunda ama yıldız parlatmada üstüne yok. Ben size şunu söyleyeyim. Bizim hani mesela bazı takımların derdi şey ya e, futbolcu Yugoslav ama Türk sayılsın. Futbolcu putperest, puta tapıyor ama Müslüman sayısın cennete gitsin. İşte futbolcunun babası e, ölmüş ama yaşıyor sayılsın gibi saçma sapan gündemler varken Fenerbahçe gündemi devre arasında şu olabilir. Bunu satsak hangi ara yerini dolduracak? Yo yok bu dursun. Yazın satarız falan dönüşmeye başladı. Mesela ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Enner Valencia. Valencia teklifi reddetti. Fenerbahçe'yi seçti. Desem şaşırırsınız. Bakın Şimdi e, haberin detayı da aslında böyle. Valencia parayı değil, Fenerbahçeyi seçti diye. Şimdi ben bunun detayını konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunun detayını konuşacağım. Aslında bakarsanız son dakika haberi diye paylaşmışlar ama son dakika değil. Valencia sezon başında Suudi Arabistan'dan güçlü bir teklif alıyor. Bakın medyaya yansımış bu teklifler. Hani ben dediğim zaman inanmıyordunuz ya şimdi inanırsınız. Yani o resmi teklifi reddediyor. Yani Fenerbahçe mi teklifi reddediyor Valencia? Bakalım. 32 yaşındaki oyuncu 3 sezonlu kontratı bir başka değişti. 12 milyon euroyu kabul etmedi. Ve kariyerini Fenerbahçe'de sürdürme kararı aldı. Yani 12 milyon euroyu reddetti. Düşünün. Şimdi Süper Lig'de 7 golle gol kralında zirvede ve bu sezon Fenerbahçe'nin 20 golünün neredeyse yarısında Valencia'nın imzası var. Üstelik o kadar küfür yerken hani 7 defa gol, 2 de asisti var. 9 gollük katkı harıl harıl çalışıyor. Sezonun başında kulüpten gitmesi de gündemdeydi. Tekliflerde alıyordu Suudi Arabistan'dan bir Arap kulübü 3 yıllık sözleşme. Toplamda 12 milyon Euro'luk bir teklif. Ve ailesi bu karara çok sevinirken Valencia'yı hatırlayın. 4 hazırlık maçında 3 gol atmış arkadaşlar. 4 hazırlık maçında 3 gol atmış. E şimdi 7'de buradan 10 gol. 10 gol, 2 asist. Seferovic gelince hazırlık maçı, antrenman maçı hepsi sayılıyor. Ama Valencia gelince sadece resmi maç. Ümraniye, Kasımpaşa, Adana Demirspor, iki, Kişer golle rakip fileleri havalandırdı. Baktılar Süper Lig'in yöneticileri dediler ki ulan bu Konya maçında da gol atarsa biz bunu durduramayız. Biz bunu başka şekilde durduralım dediler. Haksız kırmızı kart. Gittim. Ve Alanya maçını da boş geçmedi. Yani şuna rağmen boş geçmedi. Şu ortama rağmen Alanya maçını da boş geçmedi. Ve dolu dizgin gidiyor. Kasımpaşa maçında Emre Mora. Alanya maçında İrfan Can Kahveci'ye mesela asist yaptı. Hücumda takımın lokomotifi. Ren maçında... Hani Deplasman'da attığı gol bir puanı getirdi. Risk aldı. Ve her alanda zirvede arkadaşlar. Yani Compari, Sonator Türkçe sitesi Süper Lig'deki oyuncuları farklı parametrelere göre puanlamış. Valencia 667 puanla ligin zirvesindeymiş. Crespo 611, Joshua King 590. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Valencia'ya 7 milyon euroluk teklif geldi. Ama Valencia yani Bon servis 7 milyon euro. Fenerbahçe kulübü kabul edecekti ama hem Jesus hem Valencia kabul etmedi. Ve Valencia'nın performansı ortada. Diyeceksiniz hocam 7 milyon euroya Valencia gitseydi biz bu kadar gol atamazdık. Daha kötü olurduk. İyi ki gitmemiş. Ben buna katılmam. Valencia oynamasa başka oynar. Belki o yapardı. Ha şuna katılırım. Valencia değişik tipte bir oyuncu. Mesela Serdar Dursun Valencia'nın yedeği olmaz. Buna katılırım. Ama işte o olmasaydı bu kadar atamazdı. Katılmıyorum. Onu da söyleyeyim. Peki devre arası gitme ihtimali var mı? Var, 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 var. Defalarca var. Var arkadaşlar. Yok hocam bu kadar mutlu bir ortamı yakalamışken niye gitsin? Devre arasında gitme ihtimali var. Valencia'nın devre arasında gitme ihtimali var arkadaşlar. Herkese de hodri meydan. Yani inanmıyor varsa iddiaya da girebilirim. O kadar eminim. Crespo. Aslında biz Crespo'ya bir parantez açmamız lazım. Hatırlayın Rıdvan Dilmen ve Ekürileri Crespo'yu yerin dibine sokmuşlar. işte bu ayarda değil. İşte ailesi kant, kaset alsın, bantlasın. Hatta bunu çerçeveletsin, assın. Bunu her yerde izlesin. Bizim de selamımızı gönderin. Şöyle yapsın, böyle yapsın diye. Hatırlayın. Biz bunları yaşadık. Yaşadık arkadaşlar. Biz bunları yaşadık. Neler söylendi, neler söylendi, neler söylendi. Şimdi, şimdi ne söylüyorlar? Şimdi çok komik. Şu anda her şey çok komik. Yani şu anda her şey çok komik. Şu anda herkes bir e, Crespo skills videosu hazırlama derdine düşmüş. Herkes şu anda bir Crespo güzellemesi derdine düşmüş. Bildiğiniz bütün editleri unutun derdine düşmüş. Bak ben şunu söyleyeyim. Crespo çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir karakter. Hatta o kadar iyi bir karakter ki Joao Mario, Vitana, işte Neves, Carvalho, hani Danilo, Nunes falan hani Bruno, Bernardo hani bu isimler gibi isimlerle birlikte Portekiz milli takımının rotasyonuna düşünülen isimler arasında yer aldı. Şimdi kötü dandik şöyle böyle bir futbolcu olsa burada yer alabilir miydi? Bu listede alabilir miydi? Alamazdı. Ve milli takım geçti milli takıma seçilmeyi adı bile alınılmazdı. Şu an ben diyorum bak eğer Türkiye'de bir Türk kuralı şu bu yapılacaksa ya da bir futbolcu Türk sayılacaksa bu Emre e, neydi o Galatasaray'daki Yusuf muydu Yusuf Demir miydi? O olmamalı. Bu Crespo olmalı. Hazır milli takım tercihinde yapmamış. Bunu düşünmek lazım. Bu arada komiktir. Crespo'nun Türk olması, Türk milli takımında oynama ihtim yani oynama durumu ya da bu bu ihtimalin gerçekleşme durumu Galatasaray'ın Avusturyalı futbolcusunun Türk milli takımında oynama ihtimalinden daha yüksek ve daha kolay. Çok komik değil mi? Ama gerçek. Şimdi Crespo'ya devam edeyim. Miguel Crespo Beşiktaş maçında Portekiz milli takımı görevlileri tarafından izlenecek, raporlanacak. Ve belki de Dünya Kupası'na giden bir futbolcumuz daha olacak. Avrupa'nın önemli 10 ligi arasında rakip yarı sahada en çok top kapan oyuncuymuş arkadaşlar. Ve Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 600 bin euro piyasa değeri varken şimdi 13.3 kat arttırarak 8 milyon euroya yükselmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi ben bir şey söyleyeyim size. Yıllık ücret olarak ee, yani Crespo Mesela e, Valencia'ya gelen teklif Crespo'ya gelseydi kabul edebilirdi. Çünkü 4 milyon euro yıllık ücret yani yaklaşık o para kabul edilebilir bir para bence. Ama şunu söyleyeyim. Allah nazardan saklasın. Allah özellikle Fenerbahçe taraftarının nazarından saklasın. Eğer Crespo bu performansını, bu formunu sürdürürse Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcusu olursa da kimse şaşırmasın. Yalansa da yalan değil. Ve ben şunu da ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Devre arasında Crespo'yu göndermek yanlış olur. Zite için hatırlayın arkadaşlar, 7-8 teklif vardı. Ya 7-8'e tutmayın, satın diyordum. Çünkü İsmail de yapar, Mert Hakan da yapar. Ya hiç olmadı oraya bir genç alırsın. Şöyle böyle diyordum. Şu an yine aynı konumdayım. Zite için devre arasında 4-5 milyon euro teklif gelirse, eğer sözleşme uzatmayacaksa, yanaşmayacaksa satılsın derim. 3-4'e bile satılsın derim. Çünkü eğer böyle giderse ama sözleşme uzatırsak Zayt'sı da bir 7-8'e okuturuz demedi demeyin. Crespo için de hakkımızda hayırlısı olsun. Peki hocam sen bu videoda bize duyum verdiğini verdim. Atilla Salahiye'nin scoutlar tarafından ciddi ciddi izleneceğini hatta bunun İngiliz takımları scoutlarını izleyeceğini söyledim. Bir, yaz transfer döneminde yüksek bedel beklediğimizi belirttim. 2- Valencia'ya 7 milyon euroluk teklifin olduğunu ama Valencia'nın kabul etmediğini. Belli mi olur? Belki devre de arasında kabul edileceği. Subliminal duymunu verdim. 2. Ee, aynı zamanda Ferdi'nin, Crespo'nun takip edilen futbolcular statüsünde olduğunu ve Crespo'nun rekor bir bonserviste gidebileceğini söyledim. 3. 3. Osayi Samuel'in aslında şu anda kötü performans göstermesine rağmen takip edildiğini söyledim. 4. Eee bunun dışında da birkaç tane daha inceden duyum verdim ama hakkımız da hayırlısı olsun. Arkadaşlar desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.